en acı bir husus nedir? Aynen yabancı dil öğrettikleri gibi matematik, fizik, mühendislik öğrettikleri için habire binalarımız çöküyor, habire trenlerimiz kaza yapıyor, yüzlerce masum vatandaşımız hayatını kaybediyor. Rahmetli Erbakan hocamıza bir tarihte bir kardeşimiz sordu. Hocam, oğlumu şu üç tane liseden hangisine göndereyim? Erbakan hocamız tebessüm etti, dedi ki hangisine istersen ona gönder, fark etmez. Çünkü hiçbiri hiçbir şey öğretemez de onun için, dedi. Allah gani gani rahmet etsin. İşte eğitim sistemi bu hale gelmiş. Temel eğitimimizin düzeyi 72 ülke arasında 39. sıradan 54. sıraya kadar gerilemiş. Yeni nesillerde bilgi ve bilim kalitesi olmazsa bizden sadece ucuz iş gücü olur. Bizden sadece köle olur. Başka bir şey olmaz. Ülkedeki eğitim kalitesi öğretmenlerin kalitesiyle doğru orantılı. Bakınız, bugün Avrupa ülkesi Finlandiya'da doktora derecesi olmayan öğretmen ilkokul öğretmeni olamıyor. İşte bu eğitim kalitesinden dolayı bir avuçluk Finlandiya bütün dünyaya meydan okuyor. Öğretmenlerinizin, eğitici kadronuzun bilimsel kalitesini arttırmazsanız kaliteli nesiller yetiştiremezsiniz. Biz öğretmen ve öğretici kadromuzun bilimsel kalitesini mutlaka arttıracağız. Biz bugün Türkiye'de sadece ezberleyerek okullar bitiriyoruz. Diplomalar alıyoruz, bu diplomalar hiçbir işe yaramıyor, ortada kalıyoruz. Bugün Türkiye'nin şampiyon olduğu alanlardan biri diplomalı işsizler ordusunun sayısıdır. Dünyanın en büyük diplomalı işsizler ordusuna sahibiz. Dünyada en çok diploma bizde ama ortaya hiçbir şey koyamıyoruz. Bir çocuk yetiştir, ülke kurtulsun. Bir çocuk yetiştir, dünya kurtulsun düsturundan hareketle biz yeniden Refah Partisi olarak topyekün eğitim ve öğretim seferberliğini başlatacağız. Bizler yeniden büyük Türkiye için kaliteli ve istikrarlı eğitim sistemini hayata geçireceğiz. Yeniden büyük Türkiye olmanın yolu ilim sahibi, irfan sahibi, ahlak ve edep sahibi genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer. Ezberciliğe dayalı, gerçek hayatta, uygulamada hiçbir karşılığı olmayan, her sene değişen çorba halindeki eğitim sistemiyle bir yere varabilmemiz mümkün değildir. Bunun yerine kaliteli ve istikrarlı eğitim sistemini hakim kılacağız. Okullarımızda, üniversitelerimizde fiziksel kalitenin yanında bilimsel kaliteyi de arttıracağız. Bakınız, bugün Türkiye'nin 200 tane üniversitesi var. 200 üniversiteden bir tanesi bile dünyada ilk 500 üniversite sıralamasına giremiyor. Ne anladık biz bu işten? Sadece kampüs yapmakla, bina yapmakla üniversite olmuyor. 200 üniversitemiz var, bir tane dünya çapında kabul gören icat ortaya koyamıyoruz. Biz yeniden Refah iktidarında sadece üniversite açmakla kalmayacağız. Bu üniversitelerimizi en azından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartacağız.